Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günde sizin karşınızdayım yine. Bugün lahmacun günümüz. Lahmacun yapacağım. Kayda nöbetten geldi, arkada uyuyor. Ama önce ne yapacağım? Toka bulup saçımı toplamam lazım. Ay, saçımı toplarken çekiyorum zannettim, çekmemişim. Evet, gelin açayım onu. Tamam, getirin açayım. Getirin. Bunu kim düşürdü? Kızlar yemek yapacağız, tamam mı? Sonracığıma. Sonracığıma evi temizleyeceğiz. Pembe kedi. Kedi değil mi? Ne bu? Ayı mı? Ayı değil. Ne, kedi mi? Kedi. Ah. Sen de ver. Allah aşkına, gitmiş iki tane büyük lavaş almış. Size bir şey göstermek istiyorum. Hala hasta olmadım. Ama şöyle hesaplıyorum. 28 Şubat yani oldu. 30 Şubat, yani 29 Şubat çekmedi. Öyle hesaplamaya çalışıyorum. O yüzden göbek testi yaptım. Şükür negatif. Bir tane daha yedek var. Ne oldu ne olmaz diye test yapmak istedim. Ya şükür negatif çıktım. Şimdi ne yapacağız? Sizle konuşalım. Lahmacun yapacağım demiştim. Lahmacun malzemelerini çıkaracağım. Ne koyacağız içine? Domates koyacağız, biber koyacağız, sarımsak koyacağız. Şöyle hepsini çıkarayım. Şükür rondo var. Rondodan direkt bız 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 bız. Rahat rahat yapacağım yani. Biberleri de çıkaralım. Şuraya koyalım. Sonracığıma salça çıkaracağız. Bir dakika. Salçamızı da çıkaralım. Helal aşkım. Helal. Sarımsak. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim buzdolabını silmem lazım. Temizlemem lazım bayağı. İçi kirlenmiş yani. Zaten haftada bir resmen siliyorum. Şimdi soğan, iki tane de soğan koyacağım. Çok pratik, biliyor musunuz? Bu videoyu izleyenler kesinlikle hemen akşam denemeli ya da yarın denemeli. Neden diyeceksiniz? Direkt hamur açmaza gerek yok. Direkt hepsini bız bız yapın. Tamam mı? Sonra lavaşın üstüne sürün. Lavaşı ya fırınlatın ya tavada tencere üstüne yağsız pişirin. Çok güzel oluyor. Bildiğiniz lahmacun. Ha, ben içine ekstra yeşillik çok koyuyorum. Çünkü yeşillik daha çok seviyorum. O yüzden bizimki biraz farklı olacak. Zaten yaparken çekeceğim, görürsünüz.
Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? 2 dakika ben bunları doğruyum küçük küçük, sonra oradan geçeyim. Hemen ondan geçerken su gibi geliyor. Ay konuşmadım, gibi gelir diye. Hemen bir doğrayıp size geri dönüş yapacağım. Hem size sıkmak da istemiyorum. Dakika şöyle böyle bir şey yaparken görmeyeyim ben. Şimdi harcı, yani lahmacun içini yaptım. Bir tane de yemekte size göstereceğim, fırına atacağım. Mesela şu an hazır, fırına atacağım. Biraz pişsin. Şunu iyice tartanladım ki sertleşmesin. Dolaba koyuyorum. Şimdi bu pişerken de hemen bulaşığı toplayayım, ortalığı toplayayım. Piştikten sonra zaten size gösteririm, hem de yeriz. Çıt çıt çıtır. Oh,
Şimdi hemen süpürge açalım bu şey pişene kadar lahmacun. Hızlı hızlı. Şimdi üstünü daha çamaşır sereceğim. Lahmacunum hazır, sosunu yiyeceğiz beraber. Şimdi lahmacunumuz şurada. Dur güzelce koyayım. Limonumuzu sıkıyorum. Biber falan, soğan falan da koyardım da şu an doğrayamadım. Sadece hızlı hızlı size yaptığımı bakın çıtır çıtır. Gördünüz mü? Bak. Azıcık tuzsuz ama olsun da ben tuzsuz seviyorum zaten.
Annem aradı. Görüntülü konuştu zaten, göreceksiniz. Çamaşırı çıkardım. Çamaşır attım makineye. Şimdi sökmeye çalışacağım. Çamaşır sereceğim. Tamamdır. Çalıştırdım. Şimdi gidelim. Çamaşır sermeye. Kızlar da orada kar oynuyor. Memnun musunuz? Bayağı kar var. Dur size göstereyim bu şu. Yani balkondan topladım o karları. Düşünün yani. Görüyor musunuz? Genel dişim bitti. Bir salon süpürmesi falan kaldı. Ara süpürme. Onu da Kaya uyanınca artık yaparım. Lahmacunu zaten Kaya olunca, uyanınca yani ısıtacağım hemen, yapacağım. Bastıracağım böyle lavaşın üstüne. O zaman yapacağım. O zamana kadar oturup biraz dizi falan izlerim. Telefona takalım ya da video editlemeye çalışırım. Son dakika bırakınca videoyu yapasım gelmiyor. Şu andan başlayınca teker teker ekliyorum. Hoşuma gidiyor. Yani hızlı bir şekilde editlemiş oluyorum. O yüzden ben edite geçeyim. Yemek yaparken görüşürüz. Şarter arttı çünkü çamaşır makineyi çalıştırınca atıyor. Niye atıyor anlamadım ya. Bismillah. İnat, yak yine attı. Gidip çamaşır makineyi kapatmam lazım. Peşini çekmem lazım. Allah'ım ya. Çok ışık da yok şu an, çok güzel. Fişi çıkaralım ilk önce. Tamam. Fişi çıkardık. Yine attı anne. Hadi bakalım bir daha artacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Artmadı. Bak çamaşır makineyi çıkarınca çalışınca atıyor. Üstünü ıslatma. Ne? Sakın kendini ıslatma. Kaya da horluyor. Kaya. 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 Kaya ha. Çamaşır makineyi çalıştırdım yine şarkı atıyor. Fişini çıkardım o yüzden. Sen şu an çalıştırmayayım makineyi değil mi? Tamam. Arkadaşlar şey yaptım. Domates doğradım. Biber koydum. Böyle yağ döktüm. Her tarafına böyle yağı yedirmem lazım. Bunu fırına atacağım. Bildiğiniz közlenmiş gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Hani lokanta usulü geliyor. Közlenmiş domates, biber. Sarımsak normalde ben folyoya koydum. Sarımsak ilk defa böyle yapıyorum. İnşallah güzel olur yani. Bilmiyorum. Şimdi ben bunu fırına koyacağım. Ama öncelikle fırınımı açmam lazım. Evet, koyduk. Kapatıyoruz. Tamamdır. Şimdi yarım saat bu pişecek. Ben biraz önce etüt yaptım. Merve'lerle biz dün kurabiye yaptık. Filmi izledik. Kısa bir video, 16 dakikalık. Hani çok kendimizi göstermedik aslında ama güzel videoydu. Hatıra olsun diye onu da paylaşmak istedim. 16 Nisan, bu da 9 Nisan olacak. Haberiniz olsun. Ya yani sen 9 Nisan'da izlemiş olacaksınız. Güzel gidiyor. Okaya uyuyor. Ben de öyle video editliyordum falan. Şu an editleme işim de bitti şükür. Perşembe günü de tiyatroya gideceğim demiştim. Eğer onu da çekebilirsem onu da çekeceğim. Size izletmek istiyorum. Güzel bir anımız olsun Merve'lerle. Çünkü taşınacağız biliyorsunuz. Ay çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir yere gideceğiz? Nasıl bir ev olacak? İyi bir ortam mı? Kayın iş yeri olacak mı? Çocuklar için iyi olacak mı? Pişman olacak mıyım? İnşallah pişman olmam. Allah utandırmasın inşallah.
Heyecanlıyım. Sonunda hasta oldum arkadaşlar. Gözümüz aydın. Tabii çok ağrım yok. Hap içtim hemen. Umarım ağrım olmaz. Lahmacun yapabilirim, çekebilirim. Vlog devam edebilecek miyim bilmiyorum. Haber veririm edemezsem de. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Kola ile göbek testi yaparsan pozitif çıkıyormuş. Şimdi bunu denemek istiyorum. Kaya'ya şaka yapmak istiyorum uyumuşken. Hemen gidip testimi almak istiyorum. Bir tane fazla test almıştı Kaya çünkü. Alıyorum. Gidiyorum. Ay çok heyecanlı. Tamamdır. Şimdi yapalım testimi. Ay telefon düştü. Aa, kolun asidi gitmiş olabilir mi acaba? Azıcık oldu. İnşallah asidi gitti diye olmamazlık olmaz. Testimiz çöpe gitmez. Abi eyleme aşkım. Hayır yine oradan. Bakalım doğru çıkacak mı? Azıcık daha bir de tamamdır. Bakalım bekleyelim biraz. Şöyle çok heyecanlı. Hala tek çizgi. Olmadı. Demek hasta olması gerekiyor. Ya da kolamızın sarmak. Coca Cola değil diye mi acaba? Pepsi diye mi? Ay keşke kırmızı kalemim olsa, şu an çizmiştim biliyor musunuz? Ama silik çıktı. Silik oldu azıcık. Hadi inşallah. Çizgi çıkar da Kaya'ya gösteririm. Bakayım sonucu paylaşacağım. Çift çizgi. Ama kendim yaptım kalemle. Şimdi dur Kaya'ya söyleyeceğim. İzleyin. Kaya. Kaya. Çift çizgi çıktı. Bak. Bak net. Hamileyim. Ya Kaya hamile mi almasın? Ya çift çizgi. Dedim ben sana da hamile kalırım. Ne dedim ben? Geçen gün ya, ama çok sevdiğim seni. Büyüdü böyle. Dedim abi. Böyle sesini böyle. Olmadı ama canım. Alet oldum bu arada. Pişti şu an. Bakın çok güzel oldu. Şimdi ikişer tane koydum çünkü başka tepsim yok. Piştik de çıkaracağım. Sonra mikrodalgada ısıtırım zaten. Önce şunu çıkarmam lazım. Her şeyi ayarladım. Marul var, domates, biber zaten biliyorsunuz. Soğan söğüş yaptım. Domates salatalık doğradım.
Şu lahmacun çıktı. Şu ikisini koyacağım. Şu ikisi de oldu. Ama çok yoruldum. Kaya. Çamaşır makineye bakacaksın mı? Fırını unuttum deme. Çok güzel. Dedim giderken sana yanmış. Çalışma, şalter atıyor ya çalıştırınca. Yandı. Geçmiş olsun. Yani çamaşır makineyi sormaya geldim. Toplarsın inşallah burayı. İnşallah. Artık videonun da kapanışını yapayım. 30 dakika oldu çünkü. Ben de biraz rahatsızım. Dinlenmem gerekiyor. Kayda çamaşır makine yapar. Burayı toparlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.